Yani Kur'an-ı Kerim'de bilinen anlamda mucize yoktur. Evet, bir şey daha inkar ediyorum. Mucizeyi inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. İnkar ediyor, ha inkar ediyor. Namazı da inkar ediyor. Haccı da, her şeyi inkar ediyor. Bir tek dili varmadı, Allah yok diyecek de o da bugün yarın söyler. Onu da inkar eder diyorlar. Evet. Sizin bildiğiniz anlamda Allah da yok. Al onu da söyleyeyim. Sizin bildiğiniz anlamda, yani bu cübbelinin bilmem neyin işitilmiştir inandığı anlamda bir Allah yok kardeşim. Benim inandığım Allah Kur'an'da yazan Allah'tır. Ve kafanı gördüğün zaman yerlerde, göklerde, alemlerde gördüğüm Allah. Nasıl görüyorum? Görüyorum canım, hissediyorum işte. Gözüm var, kulağım var, kalbim var. Bunlarla hissediyorum bir Allah olduğunu. Ben senin anlatacağım Allah'ım, Allah'a ihtiyacım yok. Bas git, Allah'ın da senin olsun. Onunla sen insanları ancak deist, ateist, kafir yaparsın. Muhammed İkbal'in dediği gibi, ey molla, senin dinin insanları kafir yapar. Sen de insanları kafir yapan bir fabrika gibisinler. Habire kafir üretiyor bunlar. Böyle konuştukça kafirlerin, deistlerin, ateistlerin sayısı artıyor. Canım, deistleri ve ateistleri ben bu Allah'ı yanlış tanıyan dindarlardan daha kendime yakın buluyorum. Daha dürüst, daha sağlıklı buluyorum. Kafası böyle yanlış din anlayışla dolu olacağına bırak bomboş olsun, hiçbir şeye inanmasın, daha iyi. Aklının, vicdanının gereğini yapsın, bir şeye inanmasın. Sorun değil yani. Zaten ben bu inancı sorun olmaktan çoktan çıkarmış bulunuyorum. Size de çıkarmanızı tavsiye ederim. Kafayı takmayın buraya. İnandın, inanmadın. Allah var, yok. Yok teizm, bu ateizm oldu, bilmem ne oldu. Ya insanlar deist olabilir, ateist. Bırak inanmasınlar, hiç sorun değil. Dürüstse, tamam. Barış severse, iyilikten